Fatura. Yemek dergisi harika. Golf ve ben. Aman sosyetikler. Şu neymiş? Güzel. Ne haber dede? Vay Barış'ım iyidir. Senden ne haber? Ne yapıyorsun burada? Ben dergi bakıyorum. Gazete bayi değil ki burası. Ama bak çeşit bol maşallah. Ne güzel değil mi? Bir de bu bizim posta kutumuz değil. Ama bedava. Çalıyorsun yani. Yok canım, nereden çıkardın de çalması ya? Hı-hı. Barış. Hı. Sen sır tutabilir misin? Tutarım dedim. Yok bak, bak. Şimdi sana söyleyeceklerimi kimseye söylemeyeceksin ama, tamam mı? Erkek sözü dedi. Heh. Bak şimdi Barış'cığım. Bu dergiler var ya. Ben bu dergileri geliyorum buradan alıyorum. Okuyorum. Sonra yine yerine koyuyorum. Kimseye söylemezsen bu işin inceliklerini sana da öğretirim, tamam mı? Vay be, çok heyecanlı. Dede, belki ileride banka da soyarız ha? Şşş, banka mı soyarız? Bana bak, şimdi bu senin ilk BD10. Ne o? Beleş dergi operasyonu. Bak ne yapıyorsun diyorsun, geliyorsun. Burada böyle beğendiğin bir tane dergi varsa... Hah, mesela şunu beğendin diyelim, ne yapıyorsun? Bu zarfı böyle onun arasına koyuyorsun. Bunu buradan cart diye çekiyorsun, anladın mı? Niye? Çünkü ambalajı zedelenmesin. Bu madde bir. İkinci madde... Evden getirdiğim falçatayı. Tadımız kaçmasın. Tamam hayatım. Tamam, akşama yemek yapmam. Ha, biz Barış'la direkt Hisar'a geliriz. Oldu canım, görüşürüz. Ne o Eda? Bakıyorum da her akşam dışarıda yiyorsunuz. Hiç sorma Rüyacığım. Oktay yüzünden bir oy farkla seçimleri kaybettim ya. O günden beri bir animasyon, bir animasyon. Eda, sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin. Göbeğini mi deldirdin? Annen çok kızacak Rüya. Yok yok, bu bir tek annemi değil, tüm aile üyelerini toptan ilgilendiren, topyekun isyan ettirecek bir olay. Özellikle abim durduğu yerde alev alır vallahi. O zaman ben de bilmeyeyim Rüyacığım, lütfen çok rica ediyorum. Ya olur mu Eda, sen benim sırdaşımsın. Artık olmayayım Rüya, lütfen ya. Bak çok yıprandım gerçekten. Kimse bilmiyorsa ben de bilmeyeyim. Kör kuyulara falan anlat lütfen Rüyacığım. Ay yok, bunu daha fazla içimde tutamam ben, söylemek istiyorum. Aa, hiçbir şey duymuyorum ben, hiçbir şey söyleme Rüya, hiçbir şey duymuyorum çünkü. Biz Pars'a çıkıyoruz. Bu muydu yani? Bir sevgilim var. Ama Barış'ın bale öğretmeni olan Pars'la. Ay kızım, sen delirdin mi? Koskoca İstanbul'da bula bula abini döven bir baletçi mi buldun? Ya ne yapayım Eda, aşık oldum. Ve bunu bir tek sen biliyorsun.
Allah'ım, neden ben? Neden ben? Of, of, neden bu aile? Of Rüya, of! Tadımız kaçmasın. Mukaddes, fazla kırıştırma dergileri ya, biraz nazik oku. Biliyorsun, sonra ben bunları okuyamayanlara veriyorum. Bak Barış'cığım, deden küttür müttür ama çok yardımseverdir. Aa, bak, bak boya eki vermişler. Dur sana boya kalemlerini getireyim de boya, ha? Yok yok babaanne, ben boyamayacağım. Ya, okulda fakir çocuklar var. Onlara vereyim, onlar boyasın değil mi? Ah merhametli torunum benim. Dedesine çekmiş. Dur ben size limonata yapayım da biraz içiniz ferahlasın. Bana bak, ne kadar eğlenceli değil mi ha? Evet dede, macera filmi gibi. Vallahi sağ ol dede ya. Hayatıma renk kattın. Deli misin? Sen bana takıl, hayatını yaşa be. Dede, o laflar eskidi. Şşt, bana bak. Hadi oğlum, seni bekliyoruz. Öyle bir masa ayırttım ki Eda. Adeta balığı denizin içinden yiyeceğiz. Zoltay'cığım, sen kendini affettirmek için böyle her gece her gece bizi yemeğe götürürsen ailecek çökeriz. Para falan yetiştiremeyiz ona göre. Para senin köpeğin olsun be. Merhaba yenge. Merhaba kızım. Aa, size de merhaba. Dünyanın en sevgi dolu ailesi. Babacığım biz de tam yemeğe çıkıyorduk. Öyle mi? Allah, ah, ne güzel ha. Nereye gidiyoruz? Ben ve çekirdek ailem. Kabile olarak gitmiyoruz yani. Ah, sahilde balık. Biz güvenlikçiyiz tabii. Gidemiyoruz öyle yerlere. Sosyete. Tamam boş ver be oğlum. Onların balığına mı kaldık be? Söyleriz anneme, iki dakikada yapar bize balık vallahi. Hiç. Ben hazırım. Hepinizden sözlü açıp aile ve mahremiyet kelimelerinin anlamına bakmanızı istiyorum. Ve bunu da beyninize kazımanızı istiyorum. Size börek yaptım. Sen demin ne diyordun Oktaycağız? Bir şey demiyordum ki. Aile mahremiyeti falan diyordun. Yok baba ya, ne mahremiyeti, Allah Allah. Bizler şey, kamusal alan. Hadi biz çıkalım hadi. Hadi. Hoşçakalın. Gel oğlum. Şu an burada ya da başka bir yerde, nerede olacağı çok önemli değil. Seninle birlikte olduğum için gerçek bu. Tabii. Aa, yeter ama iki saattir bit tepemde. Kimle mesajlaşıyorsun sen? Aa, sana ne abi, o benim mahremim. Anlamam ben mahrem falan. Sen de benim mahremimsin. Kim rahatsız ediyor benim mahremimi bileceğim. Sibel'le mesajlaşıyorum. Yemezler. Kim o herif? Sanır abi, istediğimle mesajlaşırım ben. Allah Allah, ver bakacağım. Ya vermem. Ne demek vermem? Vereceksin. Verme. Vereceksin. Anne. Bağırma. Anne. 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 Ne oluyor canım? Gene ne bağırışıp duruyorsunuz? Ya bu eşkıya benim elimden telefonumu almaya çalışıyor zorla. Kızın iki saattir dit diye birileriyle mesajlaşıyor. Ben de abisiyim, kıllandım, bakacağım. Olur mu oğlum? Bu kızın mahremiyeti. Allah Allah, bu lafta yeni moda oldu bizim evde. Mahremiyetmiş. Yok mahrem bu evde. Bu evin mahremi benim, bakacağım. Haşmet, biz birbirimizin özel hayatına saygılı bir aileyiz. Çok özür dilerim, hadi hiç gideceğim yok. Ay annem, vallahi alemsin. Biz değil mi? Ne oluyor yani? Ne var bu kadar gülünecek, anlamıyorum ki. Yani ben o kadar gülünecek komik bir laf mı ettim? Dur ben Oktay'a telefon edeyim. Ona söyleyeyim bu söylediğini, o da gülsün. Biz birbirimizin özel hayatımız. Hadi ben çıkıyorum. Ha abi dur, annem fatura bıraktı, onu yatıracakmışsın. Getireyim hemen. Tabii ben yatırırım onu. Evin kahyasıyım ya ben. Haşmet Efendi yatırıversin. Bir kere de Oktay yatırsa ne oluyor? Olmaz. Prensler kuyruğa girmez. Prensipleri değildir. Yine mesaj. Gönderen Pars. Saat 4'te AKM'nin önünde bekliyorum. Ne oluyor lan?
Saat 4'te AKM'nin önünde. Pars. Kim ulan Pars? Barış'ın birdenbire neden Barış'a merak saldığını anlayamadık. Ah, çok kolay. Çok kolay Oktay Bey. Ece Naz diye bir kızdan hoşlanıyormuş. Evet, onun için seçmelere katılmış. Aa, iyi o zaman. Öyle söylesene ne olacağım. Görüyor musun Bobby? Demek ki bizim oğlanda bir şey yokmuş. Yani kız bıraktığı zaman o da bırakır he? Tabii canım. Bir dakika, bir dakika. Ne demek bizim oğlanda bir şey yokmuş? Yani bende bir şey mi var demek istiyorsunuz? Yok efendim, estağfurullah, öyle demek istemedik. Ne oldu? Ağrına mı gitti? Şokomel. Şokomel? Şokomel. Neden böyle diyorsunuz? Niçin sanata böyle bakıyorsunuz ha? Tükürürüm böyle sanatın içine. Ben bale sanatının içine tükürdüm lan! Pars. Al abi, faturayı getirdim. Ay ne salağım ya, parayı içeride unuttum. Dur bekle, hemen getiriyorum. Tabii sen o kadar salak, o kadar gerizekalı, o kadar kuş beyinlisin ki. Abi ya, parayı unuttum diye ağlama. Gir şu odaya. Abi, gir. Abi ne yapıyorsun? Ya abi ne yapıyorsun? Şimdi saat 4'te buluş o Pars kırıtıyla da görelim bakalım abi. AKM'nin önünde. Söz! Bir mesaj daha. Mesajıma cevap vermedin, geliyorsun değil mi? Değil mi? Değil mi yazacaksın? Cevapla. Tabii geleceğim. Ama sen de gelirken sülaleni, ejderhanı, yedi cettini getir ki... Yakaladım seni. Demek dergilerimizi kurcalayan küçük fare sensin. Yok, bu bizim kutudaydı da yanlış kutuya koymuşlar herhalde. Yalan söyleme, seni gördüm. Yürü, annene konuşacağız. Ya anneme söylemeyin ne olur. İstersen direkt karakola götüreyim seni, ne dersin? Ne, karakol mu? Dergi okuduğum için beni karakola mı götüreceksiniz? Oysa ben bilgiyi aç bir çocuğun okuma çabasını desteklersiniz diye düşünmüştüm ama. Bak sen, bir de beni kandıracak, yürü. Para vereyim size. Bana vereceğine git paranla kendine dergi al. Niye canım, keriz miyim ben? Dergiye para vereyim. Ha, biz keriziz yani. Yürü bakalım, annen ne diyecek bu konuya. Sibel Hanımcığım, bir yanlışınız olacak. Barış böyle şeyler yapmaz. Kuzguna yavrusu Şahin görünürmüş. Gözümle gördüm ayol. Oğlum hırsızlık yapıyor. Lütfen seçtiğiniz kelimelere biraz dikkat edin. Siz de çocuğunuzun eğitimine biraz dikkat edin. Ay sana mı soracağım? Yani size. Vallahi bir daha olursa polise şikayet edeceğim. Kendinize çekidüzen verin ailece. Aa! Yani sadece çocuk dergileri değil, kadın dergileri, moda dergileri. Ne yani? Barış patron çıkarıp da fiyes mi dikiyor Sibel Hanım? Vallahi üzerinizdeki çok şıkmış. Ayrıca futbol dergileri, sizin ailenizdeki herkesin ilgisini çekebilecek dergiler kayboluyor. Siz ne demek istiyorsunuz? Yani biz her ay başı ailecek sizin dergilerinizi mi talan ediyoruz? Vallahi bilemiyorum. Sibel Hanım, bizim soyadımız Karacanlar, akbabalar değil. Vallahi küçük bir akbaba yetiştirmişsiniz ama. Bu durumu kendi aranızda halledin. Beni apartman yönetimine bildirmek zorunda bırakmayın. İyi günler. Gıcık kadın. Bravo anne. Çok iyi savundun beni. Hemen odana çıkıyorsun Barış. Bütün apartmanı rezil ettin bizi. Anne, ben yanlış bir şey yapmadım. Aile ekonomisine yardımcı oluyordum. Bir dergiye 5 milyon verilir mi ya? Bak hala konuşuyor, hala konuşuyor. Çabuk odana dedim. Birazdan baban gelecek, hep beraber konuşacağız bu konuyu. Tadımız kaçmasın. Emdat! Emdat, kurtarın beni! Ay ne oluyor, ne oluyor? Anne, baba kimse yok mu? Çıkarın beni buradan. Ay.
Ay Osman, ben sana dediğim kız banyoda kilitli kaldı işte. O kadar söyledim şu kilidi yaptır diye. Dur kızım, yetiştim, geliyorum. Anne, banyoda değil, odamdayım. Hay Allah. Ah kızım, ben sana kaç kere söylemedim mi? Şu odanın kapısını kilitleme diye. Bak gördün mü, içeride kilitli kaldın işte. Ben kilitlemedim ki anne. O Haşmet denen vahşi barbar karanlık ortaçağ zihniyeti kapattı beni odama. Ne? Haşmet seni odana mı kilitledi? E peki sen ne yaptın? Ha ben yaptım öyle mi? Ben sadece gençliğimi doya doya yaşamak istedim anne, suç mu? Ay kızım bir anlat hele, ne oldu? Ben gidiyorum anne, o abime de söyle, ona çok büyük bir sürprizim var. Ay dur kızım, nereye? Odamdayken yani zindandayken kendi kendime sözler vermiştim güvercinlere yem vereceğim diye. Uçsunlar, kelebekler özgürdür. Nasıl yapar Eda? Benim oğlum nasıl dergi çalar? Oktay, biz yine de çok sert davranmayalım da geri tepmesin. Olur mu öyle şey canım? Neyine eksik ettik biz Hıyarton'u ne? Çok mu şımarttık acaba? Ayarı nerede kaçırdık onu merak ediyorum. Oktay, çocuk daha 9 yaşında. Hata yapa yapa öğrenecek. Olmaz öyle bir şey daha. Olmaz öyle bir şey ya. O zaman her şeyi bir kere yapma hakkı olur. Ne yani? Araba çalmadan önce araba çalmanın yanlış olduğunu öğretmeyecek miyiz biz kerataya? Bu sistem var ya hatalı Eda. Bu sistem hatalı, sana söyleyeyim. Nasıl çalarsın oğlum? Neyini eksik koyduk biz senin? Al deseydin almayacak mıydık yani? Okuyup yerine koyacaktım baba. Ulan kütüphane mi orası? Al oku yerine koy. Oğlum bazı moda dergileri de kayıpmış. Aa, onları da Rüya mı çaldı yoksa? Sol kolu mu üşüyor Eda? Ayrıca bazı spor dergileri de Oktay. He? Ailece töhmet altındayız. Demek ki ilme böyle geliyor sana. Bir şeyler iniyor üstüne ya, bir şeyler. Ama bu kötü bir şey değil ki. Aa, bir de kötü bir şey değil ki diyor ya. Oğlum unut, her şeyi unut. Konuşmayı bile unut. Sana her şeyi baştan öğreteceğiz. Ay hayır, böyle şeyleri kimden görüp özeniyor anlamıyorum ki. Arkadaşlarından biri mi söyledi yoksa he? Söyle bakayım numarasını, hemen ailesini arayalım. Bütün eylemlerimi tek başıma planlayıp tek başıma gerçekleştirdim. Aa ne kadar güzel. Bir de eylemlerimiz sürecektir de tam olsun. Hıyarto, şimdi odalan, cezalısın. Anneanne sinemaya gidecektik. Ne güzel soygun filmi gelmiş. Ya Eda, inadına mı yapıyor ya bu? Doğru odana dedim sana. Doğru odana. Benim odamda televizyon yok. Ve asıl olmayacak da zaten. Hadi yürü git. Of. Eda, bu şimdi gidip bir yerden televizyon çalmaz değil mi? Oktay, bu Haşmet artık iyice çıldırdı. Rüya'yı odasına kilitlemiş. Ne olmuş, aralarında ne geçmiş, haberiniz var mı? Vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok. Aslında Barış ne yapmış biliyor musun anne? Komşulara gelen dergileri araklamış. Ne? Ya. Ama merak etme anneciğim, biz halledeceğiz. Yok, edemezsiniz. Sonra hep beraber konuşuruz. Ay anne, biz hallederiz. Sadece çocuk dergisi de çalmamış. Kadın dergileri de araklamış. Ne? Ne? Ay ben artık anne, bu kadarına dayanamayacağım. Anneciğim dur anne. Anne sakin ol, gel. Ay yok. Ben çocuk yetiştirme konusunda sizi fazla serbest bıraktım. Bugünden tezi yok, sıkı yönetim ilan ediyorum. Hem de benim torunum. Ay. Neyse anne, rahat ol sen. Ay. Osman duydun mu? Barış apartmana gelen dergileri çalıyormuş. Sibel Hanım yakalamış. Hadi be. Tüh. Neyse canım, boş ver, önemli değil. Önemli değil mi? Ayol, adımız apartmanda 2 paralık oldu, 2 paralık. Tamam mukaddes yani, 2 tane dergiyle adımız 2 paralık olacaksa Allah aşkına. Osman, Barış hırsızlık yaptı diyorum sana. Senin kulakların iyice iflas etti herhalde. Yok canım, yerine koyuyor. Dur. Muhakkak koyuyordur. Yerine koyuyordur. Niye hırsızlık olsun? Nereden öğreniyor böyle şeyleri anlamıyorum ki. Yani uzun süredir Eda'nın ailesiyle de görüşmüyor. Ya çocuktur bunlar. Yapar böyle şeyler. Mukaddes al, tamam. Büyütme Allah aşkına ya. Allah Allah. Allah Allah. Hadi kalk. Gidip Sibel Hanım'dan özür dileyelim. Sonra da Barış'la konuşuruz. Kalk. Sen de yaşlandıkça macera arar oldun Mukaddes. Sanki çocuk kapkaç yaptı. Sen otur, ben gidiyorum. Canım keşkül istedi, gidip keşkül yiyeceğim. Ay torunumuz hırsızlık yaptı diyorum. Adam bana keşkül diyor. Sana demiyorum ki keşkül hayatım. Ama istersen sana da keşkül derim bundan sonra. Ha? Gözüme daha tatlı görünürsün. Keşkülüm benim, keşkülüm. Tövbe.
Vay manyak karı vay. Şimdi de nöbet tutmaya başlamış derdilerinin başında. Ben sıvışayım en iyisi. Merhaba Osman Bey. Ah, merhaba Sibel Hanım. Vallahi sizin gibi bir adamın torununu hiç yakıştıramadım. Yapmayın, büyütmeyin canım. Çocuktur bunlar, olur öyle şeyler. Hayır, arada siz varsınız diye karakola götürmedim. Karakola mı? Nereden çıkardınız karakolu Sibel Hanım? Olur mu? Suç bu, resmen hırsızlık. Ben buna para veriyorum. E tamam, zararınız neyse ben karşılayayım, kapatalım bu konuyu lütfen. Siz yine de tiner falan bırakmayın ortalıklarda. Vallahi suça meyli varsın bu Barış'ın. Yapmayın Allah aşkına, saçmalıyorsunuz Sibel Hanım. Hayır, diğer çocukların kötü örnek olacak diye korkuyorum. Hayır efendim. Bakın, benim torunum kötü bir çocuk değildir. Ben komşuluk vazifemi yapayım, size uyarayım dedim. Yarın bir gün ileride emekli maaşınız için sizi kıtır kıtır keser bu çocuk. Yok, devenin başı artık, daha neler, kıtır kıtır kesermiş. Bırakın canım Allah aşkınıza, biz aile içinde hallederiz bu mevzuyu. Ya, bir uzmana başvursanız. Siz bir uzmana başvursanız ya da gidip bir an önce bir çocuk yapsanız. Da şu bizim çocuklara uğraşmaktan vazgeçseniz. Aa ya, hadi iyi günler. Ha, deli mi be? Hayırdır baba? Neden apar topar topladınız bizi buraya? Vallahi bilmiyorum. Babanız bir şey açıklayacakmış. Hayırdır baba? Oturun bakayım, oturun. Şimdi bakın. Bugünkü dergi olayında Barış'ın bir suçu yok. Tek suçlu benim. Ne? Ne? Ona bu işi ben öğrettim. Yani hocası benim. Ne? Ay yani sen şimdi eve getirdiğin o dergileri... Başkalarının posta kutuları... Tövbe tövbe. Hay Allah senin cezanı vermesin. Emi Osman. Dergileri beleş okurken böyle söylemiyordun ama bu kadar. Teessüf ederim yani baba. Normal dedeler torunlarına bisiklete binmeyi, balık tutmayı öğretirken... Hem öğretiyorsun hem kendin niye yapıyorsun baba ya? Yakışıyor mu koskoca adama? Ya heyecan olsun diye yapıyorum ben onu. Sonra yerine koyuyorum dergileri. Ne var? Allah Allah. Halk kütüphanesi mi orası baba ya? Öyle kafana göre alıp yerine koyamazsın ki. Bak görüyorsun değil mi Eda? Barış'a nasıl konuşuyorsan babama da aynen öyle konuşuyor. Ha işte. İmam yerlenirse cemaat... Tövbe tövbe. Yani bana bunu da söylettin ya Osman. Aşk olsun baba. Keşke torununa böyle bir şey öğretmeseydim. Keşke. Ne oldu baba? Utandın mı? Yok canım, utanır mı hiç? Kösele onun suratı, kösele. Ya anlamıyorsunuz ki. Ya siz anlayamazsınız. Biz onunla eğleniyorduk. Ya baba, eğlenmek için Luna Park var. Ne bileyim yani, gidip top oynayabilirsiniz. Saklambaç, ebelemeç. Ne biçim bir eğlence anlayışı mı, anlayamadım vallahi billahi ha. Neyse hadi gidip Barış'la konuşalım. Hadi aşağı inelim. Hayır, hayır, hayır. Ben konuşacağım. Biz bir şeyi eğrittik mi, doğrultmasını da biliriz. Pardon patron. Yakalandım. Barış'cığım. Ben sana tek başına yapma demedim mi yavrum? İyi de o kadar zor değil ki. Yani tek başına da oluyor. Tamam ama sen yine de yapmayacaktın. Ya niye? Sen yapınca yanlış oluyor yavrum. Sen yapınca doğru mu oluyor? Yok. Ben yapınca da yanlış oluyordu. Allah Allah dede, niye bile bile yanlış yapıyorsun ya? Sen çocuk musun? Vallahi bilmem, galiba biraz çocuklaşmışım ha. Ne güzel, büyüksün işte. Canın ne isterse yapabiliyorsun. Tabii. Zaten bir çocuklar, bir de ihtiyarlar hayatta her istediklerini yapabilirler. İyi de neden? E çünkü çocukken daha hiçbir şey yapmamışsındır. Bir şeyleri bilmiyorsundur. Önünde böyle bir özgürlük, sonsuz bir zaman vardır. Ama yaşlandığın zaman her şeyi yapmışsındır. Özgürlüğün de vardır ama böyle işte bir şeyler yapabilmek için artık fazla vaktin kalmamıştır. Onun için bir muzurluk yapmak istersin, canın çeker, yapıverirsin. O zaman problem yok. Mazeretimiz de var. Sen ihtiyarsın, ben çocuk. Tamam, işte o yüzden zaten çok iyi anlaşıyoruz ya biz seninle değil mi? Ay ama bana bak. Yine de istersen biz böyle şeyler yapmayalım ha. Hı. Bak, baban daha düne kadar böyle benim paçama tutunup yürürdü. Şimdi bana kafa tutuyor Yarto ya. Canım benim, anlaştık mı? Ay Oktay, baban çok güzel konuştu. Çok duygulandım. Eda be,
Bırakalım da çalsınlar. Bak ne yapalım, onlar da öyle mutlu oluyorlarmış. Bir kamburumuz da bu olsun sırtımızda, ne yapalım, taşırız. Saçma saçma konuşma Oktay. Merhaba Eda, merhaba abiciğim. Merhabalar, merhaba Eda Hanım. Merhaba. Merhaba Oktay Bey. Merhaba da, sizin ne işiniz var burada? Özellikle sizin ne işiniz var burada Paris Bey? Hayırdır? Hayırdır, hayır abi. Biz çıkıyoruz da bunu sizlerle paylaşmak için geldik. Ne? Eda ne diyor bu ya? Türkçesini söyle bana çabuk. Neden bu kadar şaşırdınız Oktay Bey? Yani ben baletim, canavar değilim ki. Ya Eda ne diyor bunlar? Söylesene Allah aşkına ya. Aa, yengen biliyordu. Aa! Ay vallahi zorla söylüyorlar Oktay. Ben bir şey bilmek istemiyorum diyorum. Herkes gelip bir şey söylüyor bana. Kızım deli misin sen ya? Babam ikinizi böyle görürse var ya oyar sizi. Aa, aşk olsun Oktay Bey. Neden böyle konuşuyorsunuz? Niçin oyulacakmışız canım biz? Ya biz bir suç mu işledik ha? Oğlum sen manyak mısın ya? Sen balerinsin. Balerin? Balerin. Neden böyle konuşuyorsunuz Oktay Bey? Niçin böyle söylüyorsunuz ha? Baletim ben, balet. Biz çıkıyoruz. Alo. Ay, babam geliyor. Gelsin, onu da paylaşacağız zaten. Ay baba burada olmaz Rüyacığım, burada olmaz. Çabuk girme sen altına. Ya bir saniye Oktay Bey. Ha, ne? Rüyacığım sana yardımcı olacağız ama burada olmaz. Şimdi olmaz lütfen Rüyacığım. Gir. Hadi biz çıkıyoruz. Nereye bitirim ikili? İşe mi çıkıyorsunuz he? Bana bak, bu konuda bir daha espri yaparsan evi Barış'ın üstüne yaparım. 9 yaşındaki oğluna kira vermek mecburiyetinde kalırsın, anladın mı? Tamam babacığım, siz çıkın biz hemen geliyoruz. Tamam baba. Hadi yavrum. Hayır, yani benim anlamadığım neden masaların altına saklanmak zorunda kaldım? Hayır, sırf Pars'ta çıkıyorum diye adam beni odama kilitledi ya. Ya affedersiniz ama bana da küfür dolu mesajlar attı. Ya kendisine bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalıştım ama kendisi bu konuda bir derya. Ayrılın. Bu iş böyle olmaz. Ya babam Barış Taylı'yla görünce kalp krizi geçiriyordu be. Balet bir erkek arkadaşı hayatta katlanamaz. Tık diye gider yemin ediyorum ki. Ya niye böyle düşünüyorsunuz Oktay Bey? O tayt bizim mesleğimizin bir gereği. Ya ben baletim. Ama sizin de Haşmet'e kafa atmanız hiç hoş olmadı. Ben Haşmet'e kafa atmadım Eda Hanım. Ben Haşmet'in taşıdığı zihniyete kafa attım. İyi de o zihniyete ulaşmak için o kafadan geçmeniz gerekmiyor değil mi Pars Bey? Yeah. Eda sen abimle sevgiliyken bu eve girip çıkıyordun. Pars da girip çıkacak. Benim kimseden saklayacak bir şeyim yok ki. Eda Hanım affedersiniz, ben bir lavaboyu kullanabilir miyim? Tabii tabii, yalnız buradaki bozuk, siz üst kattakini kullanın. Teşekkür ederim. Eda Hanım, lavaboyu kullanabilir miyim? Bayılıyorum ya bu kibarlığa. O bir balet abi, ne diyecekti? Ayak yoluna gidebilir miyim mi diyecekti? Rüyacığım bak, bu çocuğun bizim ailede işi çok zor. Gel vazgeç sen bu işten. Hem kızım psikopat bu, psikopat. Haşmet'i bir kafada devirdi. Abi ben de zaten onun hem sanatçı hem de güçlü karakterine aşık oldum. Ay gerçekten mi? Tövbe estağfurullah, tövbe. Eda Hanım, lavabo neresiydi acaba? Oğlum sinirimle çatlayacağım. Bu rüya kimle berabermiş biliyor musun sen? Pars'ta çıkıyorum abi. Ne olacak, dövecek misin? Dur kızım, sakin olsana ya. Sen o odadan nasıl çıktın? Beyaz atlı prensin Pars geldi ve beni kuleden çıkardı. Babi sen şimdi git, yarın konuşuruz. Bak ikinizin arasına kopya kağıdı koyar, ikinizi beraber görür. Evet Haşmetciğim, hadi sen şimdi git. Çok sinirlisin, siniriniz geçsin sonra konuşursunuz. Gülerim sana, nasıl yedin kafayı ama. Ne be ne be, ben çözdüm onu kızım, çözdüm ben onu. Onun tek numarası var kafa atmak. Kafayı bir almadın mı ağzını burnunu kırarım ben onu. Rüya. Eyvah. Babi bizimle bir ilgisi yok he. Ne işin var lan senin bu evde? Babişim sakin ol, sakin ol. Sakin olun Haşmet Bey, sakin olun. Ben buraya sizinle medeni bir şekilde konuşmaya geldim. Oktay ne işi var bu herifin bu evde? Pars ne işin var senin bu evde bakayım? Biz kız kardeşinizle birbirimizden hoşlanıyoruz. Allah! Haşmet, Haşmet, Haşmet! Ne var, ne yaptın? İntikamımızı aldım. Nasıl yemedim kafayı? Vallahi bravo Babi. Orta çağdan beri böyle bir şey görünmemiştir. Kafalar havada uçuştu vallahi.
Kendini odaya kilitledi, kapıyı açmıyor. Yemek de yemiyor. Ah Eda, keşke sen bu sevgili durumunu bize daha önceden söylemiş olsaydın. Hakikaten yenge, önceden haberimiz olsaydı tedbirimizi ona göre alırdık. Salonun ortasında da mesele çıkmazdı. Vallahi benim de haberim yoktu. Bana da bir şey söylemedi ki. Aa, yeter! Her şey benim başıma patlıyor ya. Artık hiç kimse bana hiçbir şey söylemesin, dinlemek istemiyorum. Ayrıca içeride genç bir kız kendini odasına kilitliyor. Eve getirdiği erkek arkadaşına kafa atılıyor. Dünyası başına yıkılıyor. Siz burada hala o ona söylemedi, bu bana söylemedi. Ya, haksız mıyım Oktay? Yani aklılık, haksızlık görece kavramlar tabii ki. Sen beni eve ailenle tanıştırmaya getirdiğinde annem bana tokat atsaydı ne yapardın Oktay? Ya ne alakası var canım, hem sen kızsın. Aman o da balerin. Kendinizi biraz da rüyanın yerine koyun. Ya kız kendine bir şey yaparsa ne yapacaksınız? Aman Allah korusun. Eda'cığım, hadi sen gidip onunla konuşuver. Bize kapıyı açmıyor. Evet Eda, hadi sen git. Seni sever o. Ne, beni sevmez mi yani? Ya oğlum, sen erkek arkadaşına kafa atmadın mı? Şu anda sana bayılacağını pek düşünemiyorum. Ben bu eve gelin olarak mı geldim, ara bulucu olarak mı geldim belli değil vallahi. Birleşmiş Milletler'e girsem kabul edilirim kesin. Torunumla gittik, keşkülleri aldık geldik. Hadi bakalım, keşkül yiyoruz. Hem de parasını biz verdik. Yani kendi keşküllerimiz. Aferin benim oğlum, aferin. Keşkül diyorum, keşkül. Ne oluyor? Kimseden ses seda çıkmıyor ya. Ya baba, Rüya kendini kilitledi ya odaya. Ne? Neden? Gel Osman, gel. Ben sana mutfakta anlatırım, gel. Ne arkadaşı bu mukaddes Allah aşkına? Neler oluyor? Benim niye haberim yok? Ay hiçbir şey olduğu yok Osman. Normal erkek arkadaşı işte. Hadi canım, normal erkek arkadaşı için insan kendisini odasına kapatır mı mukaddesi ya? Bana bak, şey olmasın sakın bu kız. Osman, kızımız kaç yaşına geldi? Erkek arkadaşları olacak elbette. Zaten normali bu. Nasıl yani? Flört mü ediyorlar? Ay flört falan ettiği yok Osman. Arkadaşı diyorum. E peki Haşmet niye kafa atmış çocuğa? O çocuk, Haşmet'e kafa atan bale hocası var ya, o çocuk. Ne? Nasıl yani, gidip balerin mi bulmuş bu? Ay kimseyi bulduğu yok diyorum Osman. Aa, arkadaşı, arkadaşı. Hadi canım, yemeyin beni Allah aşkına ya. Her şey gün gibi ortada işte, arkadaşıymış ya. Allah Allah. Ya bu kız ne zaman bu kadar büyüdü mukaddes? Büyüdü elbette. Hem de çok güzel bir kız oldu. Kim doğurdu onu? Ya Rabbim, durup dururken ya. Osman, bak kestirip atacağım bize. Bir görelim, tanıyalım bakalım kimdir, nedir. Hatırlamıyor musun? Hani babam seni istememişti de biz gizli gizli buluşurduk. Yani öyle mi olsun? Daha mı iyi olur ha? Ben adam gibi adamdım. Bu? Ha, o çocuk adam değil, öyle mi? Ne bileyim ya işte, mesleği tuhaf bunun. Ben Tarabyalı Clark Osman'ın mukaddesi. Nasıl derim ya kızımın arkadaşı balerin diye? E sen de balerin demezsin, dansçı dersin Osman. Ben ailede küslük istemiyorum. Ya balerin değil zaten, balet, balet. Düzgün öğrenin şunu ya. Bak yarın bir gün çocuk evimize gelecek. Ya harbiden rezil olacağız ya. Nasıl eve geliyor, nereye geliyor, nasıl geliyor baba? Evet mukaddes. Ne oluyor bu eve gelme meselesi falan ya? Baba, bu iş böyle gitmez zaten. Çocuk her eve geldiğinde kafa atacaksak işimiz iş. Madem ki Rüya seçmiş, ne yapalım? Elimiz mahkum. Bir şekilde uzlaşacağız. Evet, özür dilememiz lazım. Haşmet çocuğu dövmüş Osman. Yok ya. Ne zamandan beri bu evde kararları kadınlar veriyor? Aa, yeni uyandı. Günaydın Kerzo. Baba, töremiz? Ne töresi be? Gerizekalıya bak. Aşiret miyiz biz? Zaten senin yüzünden düştüğümüz durumlara bak. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Önce kendinden, sonra da Pars'tan özür dilemeni istiyor Haşmet. Ayrıca yarın akşam Pars'ı yemeğe davet etmek istiyor. Bir de bir takım nakit talepleri var ama o önemli değil. Sonra Oktay'ı yollar zaten. Tamam, 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 kabul ediyoruz. Ay Eda'cığım, ne olur söyle artık, çıksın dışarıya, daha fazla üzmesin bizi. Hadi, öyle değil mi Osman? Ya öf ya, niye üçüncüsü de erkek olmadı ki sanki? Al başına bela. Anne, ben kız olsaydım başınıza hep belaya mı girecekti? Yok oğlum, yok yok. Tatlı bela demek istedi. Hani hem seviyorsun hem de derdi var. Babacığım, genç kız o. Tabii ki olacak arkadaşları. Hem gelsin işte, hep birlikte tanıyalım çocuğu.
İyi tamam gelsin. Ama benden ekstra samimiyet falan beklemeyin. Bak söylüyorum şimdiden ha. Görüyorsun değil mi babi? Bu evde kimin sözü geçiyor? Ben hayatta aramam o parsı. Alo. Prensesim diye açıyor. Gıcık herif ya. Yok, ben prensesinin abisi Prens Haşmet. Dur. Şimdi bak birader. Tamam, aramızda bir takım mevzuat oldu. Tamam. Ama bacımızın gönlü düşmüş bir kere sana. Ezip geçmek de bize yakışmaz. Şimdi bak ben diyorum ki, gel oturalım. Delikanlı gibi konuşalım. İki kadeh parlatalım. İki lokma yiyelim. İcap ederse barışalım. Ha? Ne dersin? Ne tuzağı olacak ya? Ailece hep beraber oturacağız. Ailece dediysen biz ailece, bir de sen tek. Tamam mı? Peki. Eyvallah. Buyurun. Oldu mu gönlünüz? Yarın yemeğe geliyor Hazret. Aferin Haşmet. Yarın akşam maç vardı. Vallahi beni zerre kadar ırgalamaz arkadaş. Ben maç seyrederim. Baba o da sizinle izler maçı. Tabii canım. Hep birlikte oturup seyredersiniz. Anne, Allah'ın balerini ne anlayacak toptan maçtan ya? Siz onu bir dahaki sefere senin altın gününe davet edersin. Biz erkekler oturup maç seyredeceğiz. Çok adisiniz ya. Yapmayacaksınız değil mi yarın akşam böyle bir şey? Yok canım, olur mu hiç? Yani kadınların yanında daha kibar konuşuyorlar değil mi? Allah Allah. Biz kadın değil miyiz? Bizim yanımızda niye kaba saba konuşuluyor? Bu kız bu balete niye takıldı biliyor musun? Hani şu hıyar parası var ya. Haşmet'i dövdü ya. Bir anda tabii kızın gözünde deve öldüren beyaz atlı şövalye oldu. Geldi kızı kuleden kurtardı. Enis, ben kitabı bırakayım. Sen masal anlatmaya devam et ha. Hayır canım. Hani yarın yemekte olamayacağım ya. Her şeyi kaçıracağım ya. Nereden çıktı şu maç ya? Asıl maç yarın burada. Oktay lütfen bak. Yarın Zubiler'in gazına girip öyle abuk subuk yorumlar yapma, tamam mı? Bak aşkım, ben her zaman içimden geleni söylerim. Sanki Avrupa Birliği zirvesini yorumlayacaksın. Altı üstü bir maç yorumlayacaksın Oktay. Yok golde, ofsaytlı derken başımızı belaya sokma. Allah'tan başka kimse beni korkutamaz Eda. Fanatizm bile beni susturamayacak. Lütfen Oktay, bak lütfen. Ya bana kampanya yapma Eda ya. Bak ne diyorum sana, çıkacağız orada, adaletin sesi olacağız. Böyle konuşunca çok çekici oluyorsun biliyor musun? Hadi ya. Ama rakip takımın taraftarları için de bir o kadar itici. Böyle mi çekici oluyor? Çıkacağız orada, adaletin sesi olacağız. Of Oktay, of. Yatmasana kız. Bak adaletin sesi burada. Eda bak. Gel ulan buraya. Oktay Bey, biraz önce tribünde oğlunuzu da gördük. Oğlunuzu da getirmişsiniz. Evet, aslında oğlumla gelerek herkesin gönül rahatlığıyla maça gelebileceğini göstermek istiyorum. Peki, maç için ne diyorsunuz? Maç için seyirci güzel, stat güzel, hava güzel, her şey güzel. Ah! Peki bu akşam sizce... Hava güzel, dünya güzel, kafam güzel. Ne konuşuyor? Bir araba dolusu boş laf ediyor, kamyonla para veriyorlar be, kamyonla. Vallahi her şey olabilir. Üç ihtimalli bir maç. Bak. Bak lafa bak. Ha. Üç ihtimalli maçmış. Yok ya. Bak zekaya bak Allah aşkına. Ne zeki çocuk be. Ailemizin en zeki ferdi. Vallahi ya. Biz iki ihtimalliz artık değil mi en fazla? Ha? Tenis maçı ya bu. Boş konuşuyor. Farkında mısın? Boş konuşuyor. Ah canım. Bu gömleği ben almıştım ona. Pek de yakışmış. Hayır anneciğim, o gömleği ben almıştım Oktay'a. Yok canım, ben aldım. Geldi. Şuna bak. Fino köpeği gibi koşuyor. Hoş geldin Pars. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Bu nazik davetiniz için size çok teşekkür ederim. Size bir Portekiz şarabı ve ağzınızı tatlandırması için petit beurre getirdim efendim. Buyurun. Petit beurre mü getirmiş? Evladım şöyle baklava falan bir şey getirseydin ballı bandıra yerdik güzel ya. Hoş geldiniz yavrum. Ben efendim. Mukaddes, Rüya'nın annesiyim. Ah efendim, çok memnun oldum.
Ben de Rüya bu güzelliği nereden aldı diye inanın çok merak ediyordum. Çok teşekkür ederim. Buyurun, buyurun. Sağ olun. Yengemi tanıyorsun zaten. Merhaba. Abimle de önceden tanışmıştınız. Evet, çok yakında. Ve babam. İyi akşamlar efendim. Maç seyredeceğiz. Sever misin? Futbol mu efendim? Evet. Hangi takımı tutuyorsun? Milli takım efendim. Kızlar milli takımı tutar baba. Neden böyle yapıyorsunuz? Hı? Ben aramızdaki buzları eritmek için buraya gelmiştim. Niçin böyle davranıyorsunuz? Bizim ailede hep kızlar milli takımı tutar da ondan haşma şaka yapmak istiyorlar. Hadi koyun şu pitibörleri mutfağa da bozulmasınlar. Vallahi ben pek beğendim. Uzun boylu, yakışıklı, kibar, sanatçı. Bizimkilere hiç benzemiyor değil mi anne? Vallahi Mars'tan gelmiş gibi duruyor yanlarında. Yoo, benim Oktay'ım da öyledir. Ha bu arada Eda'cığım, dün seninle konuşacaktım, konuşamadım. Dün yaptığın şey çok güzeldi. Eğer bana bir hal olursa bu ailenin sağduyusu sen olacaksın. Ay Allah gecinden versin anneciğim. Yok yok yok. Bir puan daha aldım ben de. Kaç oldu anne? Ne zaman mezun olabiliyorum? Daha var kızım, daha var. Ama inşallah iftiharla mezun edeceğim seni. Anne, abim bir şey yapmaz değil mi? Yok yapmaz kızım, yapmaz. Söz verdi ya. Hadi bakayım, sen bize yardım et. Bırak erkekler aralarında anlaşsınlar. Hadi. Tutsana lan şu topu, tutsana lan şu topu. Önünden geçene uzanamıyor ya. Yedi numara, yedi numara. Önündeki topa bu kadar duyarsız olma. Şuna bak Allah aşkına ya. Maçın başından beri daha doğrusu bir hücum yapamadık ha. Aman. Olmaz, olmaz. Hücum oyuncusu rakibiyle empati kurmazsa olmaz. La indirdi adamı be, indirdi be. Ah, ah, ah. Dejavü. Ya, bu pozisyonun aynısını az önce yaşamıştık. Ballerinle futbol seyredersen olacağı budur. Top oynayın siz de be. Bir top oynayın. Bale yapmıyorsunuz. Top oynayın be, top. Senin üstüne alınma. Futbolda denir böyle şeyler. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Futbolda niçin böyle terimler kullanılır? Niye söylenir bunlar? Ya futbol erkek sporudur, anladın mı? Sahaya çıkıp kız gibi kıvırtmasınlar, adam gibi futbol oynasınlar diye söylenir. Biz kıvırtmıyoruz efendim. Biz bale yapıyoruz. Neden böyle algılıyorsunuz ha? Ah, anlatamıyorum ben. Anlatamıyorum Allah'ım, anlatamıyorum. Bak, 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 defansa bak, defansa bak. Aa, evet, evet, defans çok kötü. Defans yıkılıyor, yıkılıyor. Yani dökülüyor, öyle demek istiyorsun herhalde. Dökülüyor, dökülüyor. Evet. Niçin şu terimleri öğrenmiyorsunuz? Niçin futbola karşı kayıtsız kalıyorsunuz? Siz kayıtlı kalıyor musunuz? Hayır, kalamıyorum. Niçin kalamıyorsunuz? Vallahi bilmiyorum, belki de çok fazla pütü büyüğü yiyemedik ondan olacak. Pütü büyüğü büyüğü. Anlamıyor, anlatamıyorum ama ben. Her şey için çok teşekkür ederim efendim. Rüya gibi bir geceydi. Kalsaydım birazcık da abimin programını izleseydik. Ya bu akşamlık futbol kafi. Teşekkür ederim, sağ ol. Canım, ben bir dahaki haftaya söylerim futbolculara, tütüleriyle çıkarlar sahaya. O zaman sıkılmadan seyredersin. Sizinle anlaşmamız biraz zor olacak ama sanıyorum başaracağız. Size de baleyi mutlaka sevdireceğim Osman Bey. Sakın ha, bak sakın ha diyorum, sakın ha. Aa, gene bekleriz evladım. Çok teşekkür ederim efendim. İlk başta adapte olmak biraz zordur ama alışırsın. Bale gibi. Bale de başlarda zordur ama daha sonra bir sevdiniz mi bir daha asla vazgeçemezsiniz baleden. Her şey için tekrar teşekkür ederim efendim. Hoşça kal. İyi akşamlar. Ben seni sokak kapısına kadar geçireyim. Zahmet olacak. Hoşça kal. Bu şimdi bizi baleye mi benzettin? Ben seni sokak kapısına kadar geçireyim. Ben sokak kapısı senin kafana bir geçiririm. Anne sırf senin hatırın için katlanıyorum bunlara. Sırf senin hatırın için. Oktay çıktı, Oktay gelin. Ah ah ah. Ah canım oğlum benim. Dur bakalım Kerkenez yine neler yumurtlayacak. Ulan ben de mi televizyona çıksam ne yapsam? O zaman daha mı çok sevecekler beni? Aslında belki bir ajansa kaydı olmalı. Ne var ben de çıkıyorum televizyona. Çok güzel Abdülhey olur benden. Allah Allah.
Niye bu kadar çabuk gitti bu pars? Ne güzel birlikte Oktay'ın programını seyrederdi. Futboldan sıkıldı Totoş. Totoş motoş deme Ahmet ya, bak üzülüyor ya. Osman, iyi çocuk ama değil mi ha? Beğendin. Ha, iyi çocuk, iyi çocuk. Ha. Ya bir susun da Allah aşkına programı izleyelim ya. Eda seninkine bak. Böğürmeye başladık yine ha. Oktay yavaş. Aman olur mu Halit'ciğim? Bunları biz de konuşmazsak kim konuşacak? Değil mi Oktay? Aynen öyle. Sokalım Vefa'yı Karagümrük Ligi. Eski İstanbul Ligi gibi olsun ha. Kontenjandan da Trabzon'u alırız. Hiç sorma baba. O kadar da tembihledim. Sanki kahvede konuşuyor. Ah! Peki. Laf yap para kap. Ne güzel iş be. Baba, havalara bak şundaki, havalara bak. Bundaki hava Kaz Dağı'nda yok be. Konuşmayalım tabii. Konuşmayalım. Böyle maç mı oldu Halit? Kapatalım o zaman programı, gidelim eve. Seninki coştu yine Eda. Şuna bak, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmadı programında ha. Babam çok sinirli anne. Basın tribünde Deli Oktay diye çağırıyorlar babamı. Ay vallahi bu spor yorumcuları arasında en yakışıklısı benim oğlum Oktay. Ay takım taklamakan oldu ne demek Oktay ya? Takım taklaya geldi demek yenge, tribün argosu. Bir çiftlik var, tamam mı? O çiftlikte de tavuklar var. Bir de o çiftlikte tavukların yumurtaları var. Şimdi al bakalım çiftlikten o tavukların yumurtalarını. He? Alabiliyor musun? Alsana. Eyvah, toparlayamayacak. Bu Erman Hoca herkesi çok kötü etkiledi ha. Şimdi al bakalım o yumurtadan sarısını, beyazını. Ne olur? Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Neyse, anlamadınız mı? Hayır. Federasyona mı lafın Oktay? Hayır. Benim asıl sözüm o çiftliğin sahibine. O kendini iyi biliyor. Ve şu anda muhakkak seyrediyordur. Kim o Oktay? İnsan ağzının altında kalmasın, isim ver. Şu anda polemiğe girmek istemiyorum. Ama yakında var ya yakında, manyak açıklamalar yapacağım. Evet, yakında burası bir hayli ısınacak herhalde. Ne açıklayacakmış bu Eda, sen biliyor musun? Vallahi bir şeyler anlattı baba mı? Aman canım, ne açıklayacak? Kendi kendini pompalıyor işte. Kendi reytingini arttırmak için önümüzdeki haftalarda. Yoksa kim seyreder bunu? Ne çiftliği, ne yumurtası? Anlayan yok ki. Ben bakarım. Tabii anneciğim, tabii. Rahat ol, kendi evinmiş gibi. Alo, buyurun efendim. O kocana söyle, biraz sesini kessin. Kime, Osman'a mı? Ah, hiç susmaz o, hiç kesmez. Dur, 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 dur. Teyze, yanlış mı aradım? Oktay Karışan ev değil mi? Yo, burası çocuğum. Ben annesiyim. O zaman söyleyin, sesini kessin. Yoksa biz keseceğiz. Bu bir tehdit telefonudur. Ay! Kim oğlum? Bu çiftlik dediğin ne lan? Ya yok oğlum ya. Ben onu genel güç odaklarına söyledim. Onlar kendilerini biliyorlar. Yavrum, bir çay getirin bana be. Eyla, bir çay. Abi, asistanlara yavrum demesene. Ne olacak ya? Oğlum, Brezilya Ligi'nde var ya, sürpriz bir bahis oynadım. Bir tutturayım. Hadi be. Sen ne anlarsın Brezilya Ligi'nden? Manyak mısın oğlum sen ya? Spor yorumcusuyum ben. Allah Allah. İşim bu benim. Ben anlamayacağım da kim anlayacak? Görüyoruz. Çiftlik, tavuk, Allah ne verdiyse. Evet, reklamdan dönüyoruz. On. Ya bir çay içirtmediniz adama ya. Ya çay bahçesi mi burası ya? Niye? Hıncal abi içiyor. Sen de Hıncal abi ol, sen de içersin. Son beş, dört, abi bir susun üç, ya, yayına giriyoruz. Evet, tekrar beraberiz. Şimdi bir telefon bağlantımız var galiba. Üstelik bir bayan izleyicimiz varmış hattımızda. Aa, ne güzel, ne güzel. Tabii canım, futbol erkeklerin tekelinde değil ki. Buradan da mesajımızı verelim. Daha çok bayan bekliyoruz statlara, daha çok bayan. Aman Altay, yenge duymasın ha. evet. Buyurun, Mukadder Karahan. Alo. Alo, yavrum. Halit'ciğim, hepinize iyi akşamlar evladım. Anne? Anne ne yapıyorsun? Ya sen iyice delirdin Mukaddes. Alo. Merhaba teyzeciğim, hoş geldiniz. Oktay Bey, bak pek temiz yüzlü bir çocuğa benziyorsun. İyi bir ailen de vardır senin. Belki çok akıllı bir oğlum vardır. Daha sakin konuşsana çocuğum, bulaşma bunlara. Anneciğin üzülüyor. Dur. Fotoğraf çek, top fotoğrafı falan çek.
Ay dur Osman. Anne. Ya kapasana şunu Burkan, kapasana şunu ya. Ay dur Osman. Demin telefon edip Oktay'ı tehdit ettiler. Ne? Alo Mukaddes kim, teyze. Kim tehdit etti? Hanım. Ay ne Mukaddes bileyim hanım. Kim tehdit etti? Bir tehdit mi söz konusu? Biz etmiyoruz oğlum. Arayıp birileri tehdit etti Oktay'ı. Alo. Ben Tarabyalı Clark Osman. Siz kimin oğlunu tehdit ediyorsunuz be kerkenizler? Ver baba. Gelin ulan. Gelin erkekler. Gelin bak veriyorum evin adresini. Kesti adiler. İyi ki kestiler. Canlı yayında evin adresi verilir mi? Ya verilmez de biraz heyecanlandım ben, sinirlendim. Bizi susturamayacaksınız. Aa, babam konuşuyor. Tabii canım. Vurun be, vurun. Bizi deviremeyeceksiniz. Son nefesimi verene kadar ne kalemimi ne de beni susturamayacaksınız. Yaşasın tam bağımsız, özgür basın. Ya siz deli misiniz ya? Canlı yayında telefon edilip tehdit ediliyoruz denilir mi? Bu ben sana demiştim Oktay. Ben sana televizyonda hönür hönür konuşma demiştim. Bak ne oldu. Ben anayım oğlum, anayım. Ağlarsa anam ağlar, gayrısı yalan ağlar. Benim anam ağlamış zaten anne. Bütün spor basını karıştı. Baksana telefonumu bile kapattım. Aha, al işte. Yarın sizin yüzünüzden ana haber bültenine açıklama yapmak zorunda kalacağım. Dur o zaman. Yarın ben de geleyim seninle. Koruman olarak. Ne olur ne olmaz. Ya babi ben gazeteciyim. Bu tehditlerden daha kaç tane alıyoruz biliyor musun? Ay kaç tane, kaç tane? Ay Oktay sen sürekli tehdit mi alıyorsun? Ya hayatım o tehditlerin %99'u balondur zaten. Öyle her tehdit için basın ayağa kaldıracak olursak basın yerinde oturamaz be. Baba sana bir şey olacak mı? Ay yok oğlum yok. Niye bir şey olsun babana? Ben gideyim etrafı kolaçan edeyim. Ya babi dursana ya. Ya bir bardak suda fırtına koparıyorsunuz. Abartmayın bu kadar bir şey olmaz bak. Madem bir şey olmaz ne diye bağırınıyorsun televizyonlarda bizi kimse susturamaz diye. Ya babi o an feci gaza geldim. Ne bileyim işte ama bana güvenin bak bir şey olmayacak inşallah. Oktay siz ne yapın biliyor musunuz? En iyisi gidin yazlıkta biraz saklanın. Şöyle 3-4 ay falan buraya gelmeyin. Ne olur ne olmaz ya. Ha, doğru diyorsun baba. Bari biraz para ver de şöyle bir estetik ameliyatı olup yüzümü değiştireyim he. Ama mı abarttınız ya? Otur 2 dakika. Ne oldu abi? Kızım otur. Yok artık oraya değil gel şöyle yanıma otur. Bak ben sana bir şey soracağım. Sor abi. Teşekkür ederim. Şimdi sen benden nefret mi ediyorsun? Yok. O parsa kafa attığımda senden nefret ediyorum diye bağırdın. Çünkü o sırada parsa kafa atmıştı. Allah Allah. Yani nefret etmiyorsun. Nefret etmiyorum abi ama bazen mağara adamı gibi davranıyorsun. Seni sevdiğimden be kızım. O yüzden mi erkek arkadaşıma kafa atıyorsun? O yüzden mi onun mesleğiyle ilgili abuk subuk laflar sokuyorsun? Hayır sevgini başka türlü belli etsen. Bak, birincisi ben laf sokmuyorum. Benim mizacım böyle. Şaka yapıyorum. İkincisi o da bana kafa atmıştı. Ödeştik. Üçüncüsü ki bence en önemlisi bu. Sen benim için dünyanın en güzel kızısın. Tamam mı? Ve gidip dünyanın en güzel adamını da bulsam ben onu senin yanına bir türlü yakıştırmayacağım. Çünkü sen benim hep ama hep bir tanecik sevgili güzel kız kardeşim olarak kalacaksın. Tamam mı küçüğüm? Ve ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum abi. Oh. Oh. Abi sen King Kong gibisin. Ama böyle içinde koskocaman bir sevgim var. Ha şimdi sen bana goril mi demek istiyorsun? 2 dakika özür diledik diye maymun mu olduk biz? Aman abi ya. Şaka yapıyorum şaka.
Yavrum. Hadi git, ben ekmeğimi yiyeceğim. Çay koyayım mı sana? Yok. Oktay. Efendim canım? Yok, bir şey yok. Ha, söylesene, ne var? Ay Oktay, evin etrafında biri dolaşıyor sanki. Ne? Kim o? Polis Eda, çabuk polis. Hani korkmuyordun? Yok canım, ben sizin için korktum. Kendimi düşündüysem namerdim. Açıldı. Ne açıldı Oktay? Geldi, geldi. Ne geldi? Ya Eda, sana demiştim ya, eğer bir yerden para gelirse sen araba alacağım diye. Ha? O araba geldi. Bahis oynamıştım, kazanmışım. Ay çok ne para kazandık yani Oktay. Futbol bilgimizi kullandık herhalde. Üstüne senin o kavanozdaki parayı da koyarsak tam istediğin gibi bir araba alabiliriz Eda. Ay yaşasın. Eda, sokaktaki dolaşan adam olmasın. Ya, sokakta dolaşan adamın evin içinde ne işi var Oktay? Ne bileyim ya, ne bileyim. Kim o? Seni kesmeye geldim. Allah'ım, bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım. Gittik, gittik. Kim o lan? Ne oluyor ya? Geleyim mi? Gel Haşmet, gel. Hadi korkmuyordun lan düdük. Ne işin var senin burada? Etrafı kolaçan etmeye geldim oğlum. Bu akşam burada kalacağım. Aa, nerede? Bizim yatak odamızda mı? Yok artık, daha neden? Aşağıda salonda yatacağım. Hiç merak etmeyin, Haşmet nöbette. Haşmetciğim, hiç gerek yok. Sen yatağında rahat rahat yat. Olurum be yenge, sizin içinize sinse benim içime sinmez. Hiç merak etmeyin siz. Haşmet, eğer açsan mutfakta yemek var. Yok yok, annem kumanyayı hazırladı, ben getirdim yanımda, merak etme. Neyse, sağ ol babişim. Ne olacak be? Biz kardeşiz oğlum. Kardeşler ne içindir? O zaman babi, bana bir bardak su getirsene. Uşağı mıyım lan ben senin? Koruman değil misin? Hadi be. Dandik. Orada yatak, çarşaf, bir şeyler var. Tamam, tamam, merak etme, hallederim ben. Nasıl korktun? Nasıl kızdırıyorum ama? Arabam oluyor Oktay. Evet. Aa, dur, Haşmet'e söylemeyi unuttum. Gidip hemen söyleyeyim. Ya dur, dur Eda, dur. Önce arabayı alalım, sonra söyleriz. Rengi kırmızı olsun, tamam mı Oktay? Olur, tamam. Ay yok yok, beyaz olsun. O zaman kırmızı beyaz olsun. Türk milli takımın otobüsünü alırız. Aslında normalde bu espriye gülmezdim ama şu an çok mutluyum. Ha, gül gül, güzel espri, gül gül. Ya korkutamazsınız beni. Oktay, hadi kalk, parayı bozduralım, galeriye gidelim. Bana araba alalım, hadi Oktay. Sen gelme. Aa! Bacağımdan vurdular. Oktay ya. Yok, ben buradayken girmez. Evet, sen buradayken girmiş Haşmet eve hırsız. Haşmet uyan sana. Ya ne var? Hayır, hırsız girmiş diyorum. Girmez ben buradayım. Oğlum sen buradayken nasıl soyarlar evi? Ne bileyim anne, adam herhalde beni bayıltmak için sprey sıktı bana. Hadi be. Yellene yellene uyuyordun. Uyanamamışsın işte, besbelli. Hayır efendim, o sprey sıktı bana, sprey sıktı. Kadar alarm takalım dedim sana. Çok para dedin. Bak ne oldu, gördün mü? Allah Allah, ne yapalım ya, ne olmuş bir kere? Cana geleceğine mala gelsin. Amca, hiç mi ses duymadın? Ya evladım, sprey sıktı bana. Yoksa ben çıt sesine bile uyanırım. İyi bari, iyi ki abim uyanmamış da. Yoksa hırsızı kesin öldürürdü. Adam canını kurtarmış. Teşekkür ederim. Oktay, sakın bunun seni tehdit eden adamla bir ilgisi olmasın. Yok anneciğim, yok. O olayı MİT araştırıyor. Polisi aşıyormuş o olay. Tabii tabii. Ordu da devrede, hiç merak etmeyin. Haşmet de nöbet tutuyor, yani güvenli ellerdesiniz. Ya bir de koskoca şirketin güvenliğini emanet ediyorlar bu adama. Şuna, şuna.
Allah Allah. Adam sprey sıktı diyorum bana. Çok şanslısınız. Beyefendiyi görünce herhalde korkmuş. Yukarı çıkmamış. Bak, buyurun. Yine beyefendi uyanır diye büyük eşyalara dokunmamış. Varlığım yeter be, varlığım yeter. Eda, sana verdiğim inciler burada değildi değil mi? Vallahi buradaysa da artık değil. İnci bulamadık. Yok anneciğim, yok merak etme. Onları ben kasaya koymuştum. Evde hiç mücevher yok. Aman aman. Ha, bu arada Eda Hanım, nane kavanozunu bulduk. Durumu gayet iyi, merak etmeyin. Ben buradayım ya, ürktü o tabii. Evet. Verdiğiniz listeye göre gümüş çatal bıçak takımı... Oğlumun çeyizi. Oğlunuza çeyiz mi yaptınız? Tabii yaptım. Hepsine yaptım. Hepsinin sandıklarında her şeyleri vardır. Ama Eda bir tek valizle geldi. O da şöyle küçücük bir şey. Şöyle. Her neyse siz devam edin. Evet, bir cep telefonu, birkaç saat parfüm, CD çalar. Bir de Oktay Bey'in çantası çalınmış. Oktay, o kupon neredeydi? Eyvah, kupon. Kupon çantadaydı. Uçtu paralar. Ne kuponu oğlum? Hı. Ya baba, bahis oynamıştım. Tutturmuşum bir de, manyak para verdi. Uçtu paralar Eda, uçtu. Ya sen bahis oynuyorsun, bir de para kazanıyorsun ve bize haber vermiyorsun. Duyuyorsun değil mi baba? Duydum tabii. İşte bak, bize haber vermezsen böyle olur. Allah çarpar adamı oğlum. Gitti, arabam gitti Oktay. Bahisten o kadar para kazandın ha, araba alacak kadar. Ya evet. Hem evimi soydular hem de arabamı çaldılar, şikayetçiyim memur bey. Çok adisin oğlum sen. Hani eline para geçtiğinde bana verecektin, ben başka eve çıkacaktım. Evet. Hani bana olan borcunu ödeyecektin? Beni de dünya turuna gönderecekti. Ama meğer Eda'ya araba almaya karar vermiş. Beni de İspanya'da moda okuluna gönderecekti güya. Beni de Disneyland'a götürecektin. Güya polis vakfına da bağışta bulunacaktınız Oktay Bey. Siz de amma mavi boncuk dağıtmışsınız herkese. Aman, iyi ki çalınmış. Bakın yoksa birbirimize düşecekmişiz. Neyse memur bey, siz şu zaptı tutun da biz bir yerlere eğlenmeye gidelim he. Bak Allah biliyor da vermiyor. Para bizi bozuyor arkadaş. We'll be right back.